Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabının yazarı Stephen Covey, Dr. Stephen Covey. Kitabında şöyle çok güzel bir cümle söylüyor. Diyor ki, davranışlarımızla düştüğümüz durumlardan sözlerimizle çıkamayız. Bu kadar güzel bir cümle ki. Bir dövmesini yaptırasın geliyor üstüne. Bir duruma, bir davranışımızla, mesela bir hakaretle, bir işte güç gösterisiyle, fiziksel şiddetle, bir şeyle, bir davranışla bir duruma kendimizi sokarsak, bunu özür dileyerek, şeytana uydum diyerek, bir seferlikten bir şey olmaz diyerek ne yazık ki kurtaramıyoruz. O yüzden kurtarabilmemiz için bizim o davranışın değiştiğini davranışımızda göstermemiz gerekiyor. Neler güven kaybettirir sorusunda da mesela genellikle insanlar şeye dikkat ediyor. Şikayetvar.com diye bir site var ya, hani insanlar şikayetlerini yapıyor. Orayı okumayı çok seviyorum ben. Güzel bir site. Çünkü orada insanların neyden mutsuz olduğunu, bir markayı ne yaparsan o markayı bırakacağını anlatıyor. Aslında onu okursa bütün kurumlar ne yapmamaları gerektiği orada yazıyor. Mesela umursamadılar beni diyor. Umursama kelimesi çok sık karşıma çıkan kelimeden bir tanesi. Güvenin kayıplarından ilki muhtemelen umursanmakla ilgili. Umursanmadığında, kale alınmadığında, ilgilenilmediğinde, yani şu an eğer bir siyasi parti varsa ve çok güçlü bir durumdaysa, kimse beni kale almıyor, neden kale almıyor diye düşündüğünde, aslında oturup herkesin şapkasını çıkartıp ortaya koyup düşünmesi lazım. Çünkü insanlar hani nasıl söyleyeyim, şeyde Hollywood filmlerinde kötü karakterler filmden başta çok iyi karakterler oluyorlar. Yani Batman'in mesela en büyük düşmanlarından biri o eyaletin valisi aslında. Adam adalet peşinde koşan çok değerli birisi. Fakat o kadar hor görülüyor, kötü davranılıyor ki adam daha sonra bir anda kötü karakter oluyor. Batman'i yok etmek, ortadan kaldırmak için çabalayan bir insan oluyor. O yüzden iyi olan birini, iyi olan bir kişiyi, kurumu, partiyi neyse o, kötü yola sokmamak için, kötüye döndürmemek için gereken umursanmayı da, gereken ilgiyi, alakayı da göstermesi gerekiyor insanların. Çünkü bazen güç insanlar için farklı kaynaklardan geliyor. Mesela bilgi bir güç, zaman bir güç. Çok zamanınız varsa çok güçlüsünüz siz ama acil bir işiniz varsa yok gibi yani. Şimdi bizim de zamanımız gerçekten bu bir yıl içerisinde bir hangi parti olursa olsun oturup düşünmesi lazım. Bir yılda ben isteklerimi yapabilir miyim? Ve bu yıl içerisinde hiçbir hata yapmaması gerekiyor partinin. Çünkü umursanmanın altında güven kayıplarından bir tanesi de verilen sözlerin tutulmaması. Yani geçmişte bu çok kriterler arasında nasıl anlatayım? Kullanılan bir konuydu. Yani söz verip tutmadıysa ben o partiye bir daha oy vermem. Bunu seçmen davranışında bu aralar çok görmüyoruz. Yani bilimsel konuşmuyorum bu arada. Sadece yorumlarımı söylüyorum. Seçmen davranışında bunu görmüyoruz. Çünkü insanların daha büyük dertleri var. Yani bana söz verip tutmadı da ya takılmıyorlar. Çünkü onların çok daha farklı öncelikleri var. Daha ilkesel öncelikleri var baktığınızda. O ilkesel öncelikler ortaya çıkmadan, onlar kale alınmadan söz verip tutma olayına çok dikkat etmiyor insanlar. Böyle bir şey olursa, yani diyelim ki ben söz verdim ve bunu tutamadım, bunun doğru bir açıklamasını da bulmam gerekiyor benim. Doğru açıklamayı bulduğumda sözü tutup tutmamam seçmenin çok umurunda olmuyor. Doğru bir açıklama, mantıklı bir açıklama verebilirsem, ama mantıklı bu arada bana göre değil, seçmenime göre mantıklı. Kim bana oy veriyorsa, hangi yani toplumun hangi kesiminden bana oy veren kişiler varsa, o oy veren kişilere uygun bir cevap bulabilirsem ben, verdiğim cevap onları tatmin ediyor aslında. Çünkü onların çoğunlukla bir bahaneye ihtiyacı var. Diyelim ki siz yıllardır aynı partiye oy veriyorsunuz. Fakat oy verdiğiniz kişinin bir hata yaptığını öğrendiniz. Bir tane hata. Fakat eğer siz oyunuzu değiştirirseniz, bu sefer kendinizle çelişeceksiniz. Kendinizle çelişmek istemediğiniz için bir bahaneye ihtiyacınız var. Yani ufak bir bahane ama. Çok ufak bir bahaneyle. Bu mesela özel ilişkilerde de hani sevgilim beni, eşim beni aldatıyor mu acaba diye düşündüğünde ufak bir onun aldatmadığına dair bir ufak bir şey görseniz yok ya aldatmamış dersiniz. Çünkü bedelini ödeyemezsiniz öbür türlü. Bedeli çok ağır oluyor gerçekten. Yıllardır aynı partiye oy verip mesela ben yanlış yaptığımı fark etmişsem benim için çok büyük bir bedel bu. Ve bu bedeli ödememek için psikolojide buna bilişsel çelişki deniyor. Yanlış yapsam da yanlış yapmaya ben devam ediyorum ne yazık ki. Çünkü oy verdiğim partiyi değiştirmek,
yanlışı düzeltmeye çalışmak bir yerden sonra tehlikeli bir duruma sokuyor bizi. Çünkü bu sefer ben o zaman yıllardır yanlış mı yapıyorum acaba diye tehlikeli bir durum oluşuyor ve bunu da istemiyoruz biz. Kendimizle çelişmeyi sevmiyoruz, öyle diyeyim size.